Dayı bırak, bırak dayı. Dayı yapma. Dayı. Dayı. Hayır Beriman. Hayır. Niye vurdun? Niye? Niye mi? O benim mahzunumu öldürdü. Keşke kalbime gireydi bu kurşun. Herkese felaket olmuşum ben. Dokunmam emiş. Bana dokunmak ölümdür. Görmez misin? Ölüm saçarım etrafa. Bırak beni. Önce anam gitti. Ardından Dudu ana. Sonra Asubay Rıza. Şimdi de bu zavallı adamın oğlu gitti. Yetmez mi ha? Yetmez mi? Hepsinin katili benim. Dayanamıyorum artık. Etme Berivan. Hele bir duruver. Yeter artık. Bir sevdaya bu kadar kurban yetermemiş. Bitti. Sen de sonumuz yok bizim. Bitmemiş. Gelmeyin. Yenge. Sakın gelmeyin. Yenge dur. Kimse gelmesin peşimden. Yeter bu kadar kan. Peşimden gelene sıkarım. Gelme. Berivan. Tertip. Tertip. Oğlum. Oğlum. Zehra. Zehra dur. Zehra dur. Çekil Serdar abi. Bir cinayet işlemişim ben. Mahsun'u öldürmüşüm. Çekil. Kaçman neyi çözecek ki Zehra? Nereye kaçacaksın? Çakal sürüsü peşinde. Kalırsam da hapse girerim. Neye yol vermezsiniz? Ha? Neye? Neye kapalıdır bütün yollarım? Hayır. Kürt kızı. Hasan al şunu. Alayım komutanım. Etme ne olur. Berivan. Zehra. Berivan. İçeri yatıralım hemen. Bunca acıya strese dayanamadı kardeşim. Kurşun kolunu sıyırmış. Kanaması var. Emredersiniz komutanım. Berivan yaralı ama gebermedi. Dünkü çocuğa böyle infaz işi verirsen olacağı budur.
Kusura kalma Serdar abi. Hapseneyim girmeye katlanamam bunca şeyden sonra. Kucağımıza gel. Sabır Ziya dayı. Allah'tan sabır dile. Dua ederim Rabbime. Şu acıyı taşıma kuvveti ihsan etsin bana. Rabbim sabır ver. Yavrum. Oğlum mahzunum. Yavrum benim mahzunum. Yavrum. Oğlum. Zehra. Zehra kaçmış komutanım. Durma Celil, koş. Geç. Hadi götürün şunu. Agir komutan bekler. Tüm mağaraları arayacağız. Hadi oğlum. Hadi la. Hiçbir yerde yok komutanım. Yok komutanım. Berivan yok. Hiçbir yerde yok. Aradım, taradım, hiçbir yerde yok komutanım. Bebiş! Asker! Çok zorladık aslanım. Her yolu denedik. Seni anlıyorum. Ama bizim dışımızda yüce bir irade var. Hiçbir şey o iradenin dışına çıkmıyor. Her şey olacağına varıyor. Memiş, sen memlekete gidiyorsun. Ama... Annene son vazifeni yapacaksın. Zehra'nın bulunması için bölgedeki bütün birliklere, karakollara haber vereceğim. Gereken neyse yapılacak. Emredersiniz. Celil, dönüyoruz. Gözünü dört aç Zilan Haval. Bu telefonu her kim kullandıysa bulup infaz etmemiz şarttır. Yok, ortaya çıkarsa bu durum önderlik hepimizi infaz ettirir. Agir komutan cevap ver. Konuş Rojda, ne yapmışsan? Müjdem var başkan. Senin 9 canlı bervanı getiriyorum. La bana bak Rojda. Bu sefer de getiremezsen kesin bitersin bilesin. Bervan yakalanmıştır. He ya, yakalanmıştır.
Bu sefer kesin öldürecekler. Ben önderliği arayıp haber vereyim Bervan'ın yakalandığını. Sen de git. Hevallere haber ver, infaz hazırlığı yapsınlar. Bervan ona layık şekilde boğularak infaz edilecektir. Komutana nasıl haber vereceğim ki? Haber vermem gerek. Yoksa ölecek Bervan. Bervan cezasını çekecektir. İnfaz için hazırlığa başladık başkanım. Kes la tamam. Duyan da albayı, o baş belası Serdar Üsteğmen'i falan aldın zanneder. Kulağını aç, iyi dinle Agir. Emredersin başkanım. Düğmeye basılmıştır. Bölgede yer yerinden oynayacaktır. Biz de bize verilen rolü oynayacağız. Dinle la şimdi. Dinleyin başkanım. Ya nedir senden çektiğimiz? Her şeyi de unutuyorsun. Hadi çalış. Hadi. Şarjıma bitiktir ki. Bulacağız komutanım. Mutlaka bulacağız. Komutanım, bunu görmeniz lazım. Nasıl olur ya? Kaya, ben Gonca. Cevap ver Kaya, orada mısın? Bu yazılanlar doğruysa kesin bir dolap dönüyor demektir. Olmaz böyle şey komutanım. Baran denen adamın elinde kaç askerin kanı var? Nasıl bırakırlar onu? Ne zaman geldi bu Şefik? Özel kurye ile geldi komutanım. Yarım saat falan oluyor. Telsizleri şarja koydum komutan. Tamam Hasan'ım, sen çıkabilirsin. Emredersiniz komutan. Olur mu böyle şey komutanım? Olmuş işte Celil. İşbirlikçi olmuş işte çakal. Bu nasıl iştir komutanım? Adam resmen katil. Ne zaman cezasını çekti? Ne zaman tahliye oldu bu? Herhalde bunları zaman makinesine koyuyorlar ki süreyi hızlandırıyorlar. Delirdi mi bunlar komutanım? Hapiste kaldığını kim söyledi asubayım? Adamları sadece zaman makinesine değil, mekan makinesine de sokuyorlar. Bak! Dosyayı iyi incele. Beyefendi günlerini revirde geçirmiş. Kesin bunların altından bir çapanoğlu çıkacak. Kaya! Kaya cevap ver, ben Gonca. La aklın nerede senin? Telsizi unutuyorsun mağarada. Agir bir duyarsa var ya. Sorma Heval, çürük zeytin yemekten akıl mı kaldı? Yürü hadi. Yalvarırım cevap ver Kaya, ben Gonca. Güreşte ilk madalyamı hiç unutma. Kaya cevap ver, ben Gonca. Kaya cevap ver, ben Gonca. Tertu. Baksana birinin kuyruğuna basmışlar gibi fiyaklıyı da. Ula Behram nereye durdu? Kaya ben Gonca. Duyan yok mu? Ne oluyor hemşerim? Çağrı yapıyorlar oğlum, neredesin, sallanma. Hadi işine. Karakol dinleme de devam et. Komutan. Cevap verin. Duyuyor musunuz? Burası gördüm karakol hadi. Cevap ver. Duyuyor musunuz? Ulan gene telsize girdiler bunlar ya. Telsizle ne edersin ki Haval? Ne edeceğim? Size haber verecektim. Agir komutan acil bul onları dedi. Hayırdır Haval?
Mervan'ı yakaladılar. İnfazı için hazırlık yapacaksınız. Boğularak infaz edilecektir. Tamam Eval, biz hallederiz. Aha sana komutanın kardeşi Hayim Bervan komutan. La hemen koyun suya. Bu iş çok uzamıştır artık. Emrin başım üstüne agir komutan. Yürü lan. Hadi. Ne yapıp edip benim bir telsiz bulmam lazım. Durmayın la, devam edin. Baran'ın mağarası. Akir alt üst etmiş burayı. Telsiz falan kalmış mıdır ki? Babamdır bu. Yanındaki kim ki? Aman Allah'ım. Çok sürmez la. En fazla 5 dakikaya ölürsün. O kadar bile sürmez. Albaydır bu. Babamın son halleri de albay yanında. Ne işi var ki Baran'da bunun? Anamın dediği doğrudur herhal. Babam askerle birliktedir. Onun için kıydılar babama. Katili belki de albay Bili. Mervan. Az sonra gözlerinizin önünde öldürecekler beni. Hepinize ibret olsun benim halim. Onca hizmet ettiğim örgütüm ne eder bana görün. Ölümden korkmam. Bir umudum vardı. Bir kapı açılmıştı önüme. Benim için. Benim için üzülecek olanlar için. Kes lan sesini. Onlar için kahrolurum. Böyle bitmemeliydi Memiş. Sen haklıydın. Anladım eriyi doğruyu ama tren kaçtı, neye yarar? Ah Mervan, sen yuva kuracaktın, mutlu olacaktın. Niye döndün buralara? İnşallah öbür tarafta kavuşuruz. Aman aman, aman ölüm zalim ölüm.
artık yok. Allah! Geberiyor. Dur! Dur! Ne yaparsın sen Zilan? Canla susadın herhal. Bu kız Dijvar'la işbirliği etmedi mi? Belki çok şey biliyor. Öldürmeyip niye Dijvar'a karşı uz olarak kullanmıyoruz? Onun ölümü Dijvar'a ders olacaktır. Hayır yapma! 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 Onu gerçekten kurtarmak ister misin? Kardeşim gibidir Berivan. Biz beraber büyüdük. Aynı köyün kızlarıyız. Gönlüm evlenmez böyle yitip gitmesine. Peki Zilan'a bak. Berivan'ı kurtarmak için bedel ödemeye hazır mısın? Hazırım. Burada ölecek olan sadece o değildir. Berivan'ı kurtarmak için bedel ödemeye hazırım. Şimdi beni iyi dinle Zilan Heval. Ya evet diyeceksin ya da hayır. Tamam, evet dersen tamam. Berivan kurtulur. Tamam, tamam dur, dur. Anlamışım, anlamışım. Çıkın lan dışarı. Çık. Kimse kalmayacak. Operasyonunda başarılı oldun. Öğretmenlerin ölümü derinden üzdü bizi. Ama memleket için bazen can yakmak gerekiyor. Biz bu ülke için çabalar dururuz. Bizimle çalışanlar da ödüllerini alırlar her zaman. Artık resmen özgürsün. Yeni görev yerin albayın yanına. Albayın en yakın silah arkadaşı, en güvendiği adam Assubay Rıza öldü. Albayın yakın koruması olacaksın Baran. Silah temiz. Albayı bu silahla öldüreceksin. Bu iş büyüktür. Öyle. Biz ülke bekası için çalışırız. Ülke büyük. Öyle olunca İşler de büyük oluyor. Şimdi çöz kızı. Ne diyeyim sana Leyla? Benim için yaktın kendini. Şşş, böyle şeyler deme. Seni bir şekilde Sertan komutana ulaştırmam lazım. Bekleyenim var senin. Komutan. Memiş. Yaptığımız anlaşmanın şakası yoktur Zilan Heval. Bu anlaşma senle önderlik arasında yapılmıştır. Ben sadece aracılık etmişim. Sözüm sözdür. Yeter ki Berivan'a bir şey olmasın. Bu tamamen sana bağlıdır Zilan Heval. Hata yapmadığın sürece Berivan hayatta olacak. Benim de bilmediğim bir yerde. Sen şimdi git hazırlan. Az sonra alacaklar seni. Ağzından çıkacak bir yanlış kelimeyle
Hem Berivan'ı hem kendini yakarsın bilesin. Öyle bir ateş yaktınız ki alevleri komutanı da yakacak korkarım. Komutan su! Komutan su! Başlama vaziyeti al! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tahmin ettiğimiz gibi komutanım. Baran faresi itirafçı olmuş. Pişmanlığını beyan etmiş ve bu şekilde tahliye edilmiş. Onun yüzünden kaç vatan evladı düştü toprağın bağrına. Kaç ocağa ateş düştü. Kaç ananın yüreği yandı. Olacak iş mi bu? Bu coğrafyada olanları aklım almıyor. Çakallar yine yokluyor olabilir komutanım. Dinliyorum, evet. Serdar komutan, benim Leyla. Leyla, sen iyi misin? Merak ettim seni. Cevap ver Leyla, neler oluyor orada? İyi misin? İyi misin? Bir şey yapmadılar değil mi sana? İyiyim Serdar komutan. Ben iyiyim. Sesin kötü geliyor Leyla. Neler oluyor orada? Keşke diyebilsem komutan. Tek diyebileceğim. Kamptan gideceğim ben. Ne olacağım belli değildir. Belki hiç görüşemeyeceğiz. Neler diyorsun Leyla? Ne demek hiç görüşememek? Neler oluyor Leyla? Doğru dürüst anlatsana. Allah yardımcın olsun komutan. Leyla? Leyla konuşsana Leyla. Leyla cevap ver. Neler oluyor orada? Kapat. Hiç böyle konuşmazdı Celil. Veda etti. Belki de mecbur kalmıştır komutanım. Hayır. Bu başka bir şey Celil. Başka bir şey. Bir şeyler oluyor Celil. Bir ateş yakıldı bir yerde sanki. Öyle bir ateş ki bizi de sarıyor yavaş yavaş. Baran çakalı dışarıda. Leyla yangınlarda. Bir şeyler oluyor. Ağlayacağına eşyalarını toplasana Zilan Heval. Tasası sana mı düştü Heval? He, bana düştü. Sen de Berivan da sadece bela oldunuz örgüte. Berivan gitti. Sen de gidince daha rahat edeceğim ben. Git başımdan Rojda. Köylü güzeli. Hem ağlarım hem de giderim ayaklara. Anan hayatta olsaydı da görseydi bu günleri. Ama şimdi toprağın altında. Kurtlanmıştır çoktan ha. Bir daha sakın anamın adını ağzına alayım deme. Ne o köylü güzeli? Vuracak mısın beni? Hele bir daha bana bulaş. O zaman görürsün. Sen önce şu başındaki felaketten kurtul. Nasıl kurtulacaksan. Albay kabul etmezse koruması olmamı. Seni kabul etmeyebilir ama karını kabul edecektir. Karının sayesinde olacak bu iş.
böyle olsun istemezdim. Ama kardeşin için, senin için mecburum. Eyde, ben evli değilim. Benim karım falan yoktur, bilmez misiniz bunu? Artık var. Artık evli bir adamsın sen. Sen Leyla mısın? He, adım Leyla'dır. Geç içeri. Bitti. Resmimi nereden buldunuz? Tamam mı Eval? Oyun da olsa bitmeli. En kısa sürede bitmeli bu kabus. Bu evlilik bitmeli. Ben Zilan'la mı evlendim? Resmen evlendin. Cüzdanın aslı karında. Adettendir. Nikah cüzdanı hanıma verilir. Kod adı Zilan. Adı Leyla. Babası Mahmut. Albayın bir görevde yakın silah arkadaşıydı. Hatırla Baran. Mahmut'u sen öldürmüştün. İlk cinayetindi. Öyleydi. Şimdi iki arkadaşın diğerini de sen yok edeceksin. Leyla, albaya yaklaştıracak seni bilmeden. Leyla'yı tanırım. Ona zarar gelsin istemem. Tam tersi. İşi bitir. Uzak bir yerde Leyla ile ömrünün sonuna kadar yaşa. Leyla, bu operasyonun olmazsa olmazı. Anahtarı. Ona zarar gelmesini istemeyiz. Plan onun üzerine kuruldu. Leyla nasıl kabul etti ki bu evliliği? Haber var mıdır bu oyundan? Duyduğu an kabul etti. Burası da yaşayacağınız ev. Şimdi Zilan benim karım ha. Senin karın. Alış buna. Geliyor. Yolda. Zilan gelir ha. Bana kalırsa hiç bitmeyecektir bu evlilik. Önce Baran tahliye oldu. Ardından Leyla'nın telefonu geldi. Baran kampa gidip bir halklar mı karıştırdı yoksa? Celil, Baran Çakal'ı nerede araştıralım? Tüm birimlere sor Baran'ı. Emredersiniz komutanım. İyi anladın mı Zilan Heval? Baran'la evleneceksin. Bu bir oyun Zilan Heval. Bu evlilik önderliğin emridir. Sen bu oyunda başroldesin. Önderlik senden başka seçeneği olmadığını söyledi. Onun için seçildin. Ama oyun tehlikelidir. Kimse bilmeyecek.
bunun sahte bir evlilik olduğunu. Kısa sürecek. İş bittiğinde... Berivan serbest kalacak. Şimdi cevap ver. Evet mi? Hayır mı? Evet. Tamam, kabul ediyorum. Evleneceğim Baran'la. Herkes. Ama herkes gerçek bilecek bu evliliği. Sakın unutma. Susacaksın. Konuşmayacaksın. Oyun olduğunu söylemeyeceksin. Baran'la evlendik biz diyeceksin herkese. Derim. Çözün artık beni bana. İyi, aferin. Şimdi çöz kızı. Gönlüm sendedir komutan. Ama dilimi kardeşinin hayatıyla bağladılar. Çok üzüleceksin. Çok. Bu nikah cüzdanı sahtedir değil. Hayır, gerçek. İşlemler resmi. Resmen evlendirdik seni Baran'la. Allah'ım, nasıl bir oyundur bu? Ah anam ah. Neden bırakıp gittin beni? Gözlerimin önünde neden yitip gittin? Ben şimdi ne yapacağım sensiz? Nasıl yaşayacağım gari? Memlekete gidecektik. Anam düğünümüzü yapacaktı. Anamın kıyığında kalacaktım Berivan. Olmadı arkadaş, hiçbiri olmadı. Yaradan Allah'ım. Sen sabırla ver bana. Abo, vakit kalmamışlar, otobüsü kaçıracaksın. Koş Memiş, koş. Evlat be, şuna bir el at be, gözünü seveyim be. Hadi bismillah. Hay Allah razı olsun be. Senin gibi gençler bu zamanda az bulunur. Nereye gidiyorsun sen? Ben bırakayım seni. Dayı, garaja yetişeceğim. Otobüsüm de gidiyor. İyi olur vallahi. Benim de yolumun üstü. Hadi o zaman. Ulan! Yuh be! Ayıptır be! Ulan çüş lan çüş! Bizim Süleyman'ın eşeği bile yapmaz senin yaptığını. Ah ben genç olacaktım. Şimdi bunları yakalayıp hesabını sorardım vallahi. Ne duruyorsun dayı? Geç ben gencim geç. Hadi yürü. Adamları görüp durun mu? Sanki ehliyeti kasaptan almış. Ulen, o mandoya su sıçratıp kaçmak var mı? Komando ha? Helal be evlat. Thank you.
kumanda ha. Helal helal. Geldik Leyla. Yeni evin burası. Ulan su sıçratıp kaçmayı göstereceğim ben sana. Ana bu ne lan? Bu nereden çıktı şimdi? Leyla değil mi lan bu? Ne oldu evlat? Dayı tanıdık çıktı karşımıza. Sen git istersen. Gerisini ben hallederim. Peki evlat. Madem tanıdık bana laf düşmez. Kal sağlıcakla. Dayı dur dur dur. Dur. Yok arkadaş. Benim aklıma iyice ne karıştı. Ne işi var Leyla'nın burada? Hoş gelmişsin. Aa, bu da nereden çıktı? Ulan arkadaş. Bu baran hapiste değil miydi? Ne iş var burada? Ulan neler dönüp duruyor burada? Dönme dolap gibi başım döndü ha gidiş. Ulan. Buyur Zilan. Hoş geldin Leyla. Burası yeni evin. Güle güle kullan. Kocanı tanıyorsun zaten. O benim kocam değildir. Bu evlilik bir oyundur. Allah katında evlenmemişim ben onunla. Bu evlilik oyun değil Leyla. Gerçek. Sen bu adamla resmi olarak evlisin. Olamaz. Yalan bu. Agir Başkan bana bu oyun olacak demişti. Evlilik imzasız olur mu? Ben imza bile atmamışım. Emin misin Leyla? İyi düşün. Son birkaç gün içinde hiç imza atmadın mı? İyi düşün. Eval hele imzala. Son verdiğin özeleştiri kabul oldu. Önderlik olumlu karar verdi. Gözün aydın. İmzala şu defteri. O defter. Nikah defteriydi. İçerideki adamımızdan alıverdik. Sizin yaptığınız düpedüz insan kandırmak. Ne kirli bir oyundur bu. Ölüm nedir bilir misin Leyla? Dur la. Ölüm asla bir oyun değildir. Bu evlilikte ölüm kadar gerçektir. Bırak. Sen bu adamın karısısın artık. O kadar. Leyla'ya yeni kıyafetlerini verin. Bütün bunlar nedir? Ne etmek istersiniz? Anlamamışım ben. Küçük bir istihbarat çalışması yapıyoruz. Memleket bekası için. Çok kısa sürecek ve bitince serbest kalacaksın. Kimseye de bir zarar gelmeyecek. Yeter ki kurallara uyulsun. Bu oyun bitecek. Ve ben kampa geri döneceğim değil. Evet. Aldığımız yere bırakacağız seni. Kampa döneceğim. Emrettiğiniz gibi. Zilan'ı yollamışam başkanım. Zilan'ın önemli bir görevi var mıdır kampta? Yardımcılarımdandır başkanım. Onun yerine başkasını al kadrona. Zilan ölecek. Geri dönmeyecek. Duydun mu Agir? Kız ölecek. Dönmeyecek derim. Duymuşam. Zilan ölecek başkanım. Hadi Agir. Zehra'yı kaybettim. Sonra da Leyla. Komutanım, tüm birimlerle, devriyelerle tek tek konuştum. Baran'ı gören olmamış. Çakalın nerede olduğunu bilen yok. Ya Zehra? Ondan da haber yok komutanım. Üsteğmen Serdar. Komutanım, komutanım benim memiş. Oğlum ne diye arıyorsun beni? Bilmedim daha otobüse. Cenazeyi memlekete çoktan gönderdik.
Git köyünü ananı toprağa ver. Komutanım dinleyin ne olur. Leyla bacıyı gördüm az önce. Nerede gördün, çabuk söyle. Bir eve girip duruladı. Bir minibüsle geldi komutanım. Ne işi varmış orada? Konuştu mu? Nasıldı durumu? Leyla bacıyı evin önünde bu o baran denen çakal karşılayıverdi komutanım. Aklım karışıverdi komutanım. Bu çakal hapiste değil miydi komutanım? Memiş, hemen bulunduğun yeri bildir. Araç çıkar Celil. Emredersiniz evet komutanım. Giy şunları. Çıkar şunları bir artık. Bıraksana. Ver şunu. Bu babanın resmi. Alçakça öldürülen babamın resmi. Babanın katilini biliyor musun? Bilmem. Ama elbet öğreneceğim. Neye sordun ki? Biliyorsun albay, babanın yakın arkadaşıydı. Albayla yakın temas kurmanı sağlayacağız. Aklını kullanırsan babanın katilini bulursun. Gelin hanım, yeni evine alışsın Fatma. Emredersiniz efendim. Kapana kısıldım ben. Serdar komutan bunu bilmeli. Ona anlatmalıyım günahsız olduğumu. Leyla, sen misin? Adamı nereden bilirsin? Aşk olsun. Tanımadın mı? Ben Ayten. Ayten? Leyla, canım arkadaşım. Yeni evli komşu gelecek dediler. 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi senin olacağın. Sen burada. Çok şaşırdım Ayten. Hadi gel içeri, gel. Otur. Seni gördüm eve girerken. Ama çekindim doğrusu yanındaki adamlardan. Onların çıkmalarını bekledim. İyi etmişsin. Sen kocanla gurbette değil miydin? Ben döndüm. O kaldı Fransa'da. Daha çıktığını duymuştum. Çok üzülmüştüm. Neler oldu anlatsana. Anlatacak bir şey yok. Var kız var. Kötü görünüyorsun. Kocanla aranda bir şey mi oldu yoksa? Leyla'nın bu çakallı ilçede ne iş olur komutanım? Öğreneceğiz Cüneyt. Neden susuyorsun Leyla? Sen benim çocukluk arkadaşımsın. Belki yardımım dokunur sana.
kimse yardım edemez bana. İyi, sen bilirsin. Ben kalkayım artık. Geçireyim seni. Bak, evim hemen yanda. Bir derdin olursa yetişirim bilesin. Ayten. Ha? Buyur kardeşim. Bana yardım etmek istiyorsan bir telefon ver bana kardeşim. Vallahi yok. Ne cep var ne de evde telefon. Her şey Fransa'da kaldı. Kocam gönderecek. Yakınlarda telefon var mı? Var. Nerede? Bu kız da kim? Çıkıp ortalığı karıştırmayın şimdi. Orada. Telefon kulübesini bulursun. Az aşağıda. Sağ ol. Nereye kayboldu şimdi bu? Ulan bir dur versen ya durduğun yerde. Aldım mı oğlum parayı? Aldım. Hadi gülelim o zaman. Buyur abla. Ben Asubay Şefik. Buyurun. Leyla Şefik komutan. Hemen Serdar komutanı ver bana. Serdar Üsteğmen'in karakolda yok Leyla abici. Onunla konuşmalıyım. Çok önemli, çok. Bana söyle Leyla abici. Olmaz. Hemen onunla konuşmalıyım. Neredesin sen? Seni arattırayım ben. Ben bir telefon kulübesindeyim. Ankesörde bir numara var. Onu bana söyle hemen. Tamam. Yavuz bir konak. Dinlemedeyim konak. Leyla seninle temas kurmaya çalışıyor komutanım. Leyla ile konuştun mu? Neler olduğunu anlattı mı? Senden telefon bekliyor. Numarayı veriyorum. Telefonu ver Celil. Numarayı söyle Şefik. 511 2832. Allah'ım Serdar komutan. Ne arıyordun sen? Hiç. Bir arkadaşımı. Operasyonun selameti için dışarıdan biriyle temas kurman yasak. Bir hata yaparsan bir van ölür. Yetmez. Kardeşin Asmin'i de gebertirim bilesin. Yürü. Leyla bacının başı büyük dertte. Komutanım, çabuk yetişiverin gari. Meşgul. Meşgul Celil. Bundan sonra bunlarla dolaşacaksın. Mecbur muyum? Evet, mecbursun. Tak şunu. Tak şunu dedim. Ver şu elini. Ben ne söylüyorsam o olur. İtiraz etme.
Zilan hiçbir şeye karışmayacak değil mi? Hala anlamadın mı Baran? Sen hatta ben bu operasyonda bir hiçiz. O kızsa her şey. Onda hiçbirimizde olmayan bir anahtar var. Albaya ulaşmamızın tek yolu o. O kız bizim albayın kalbine saplayacağımız ok. Anladın mı? Anladım. Ama dediğim gibi onu da harcamasını istemem. İş bitince kız senindir. Merak etme. Git dilediğin yerde yeni bir hayata başla. Şimdi eve git, benden haber bekle. Anlamışım. Kız kıyafetleri giydi. Ses alıyorum efendim. Şüphelendiğin her konuşmayı rapor et. Emredersiniz. Aferin kız. Telefon meselesine haber vermen iyi oldu. Kime telefon edeceğini söyledim sana. Hayır efendim. Birinden yardım isteyeceği belli. Bunu öğren bana. Yakın dur. Senden şüphelenmesin. Hı hı, olur efendim. O kızı benim hiç gözüm tutmadı efendim. İş bitince Leyla ölecek. Sen öldüreceksin onu. Elbiseler de ne hoş etmiş ha seni. Yani gelin gibi olmuşsun. Bu ne surat kız? İnsan kocasına böyle mi davranır? Neye susarsın? Bir şey desene. Sen benim kocam değilsin. Sakın yaklaşma. Zilan, büyük lokmayı ama büyük konuşma. Sen bana bunun hesabını ver hele. Bu resimle gezersen de. Ha? Babamın resmini arar sen de. Sen nereden buldun bunu? Mağaranda. Bilmiyorum. Kaç zamandır gitmem kampa. Hapisim. Hem Agir alçağa koymuştur. Senin aklını çelmek için. Olamaz mı? Ha? Anamın da babamın da acısı hiç dinmez içimde. Kim yalan söyler, kim doğru söyler şaşırdım. Zilan. Bak ben... Geri dur, vururum seni. Bu evlilik bir oyun, geri dur. Ne dersin sen kız? Ha? Ver onu bana. Yaklaşma. Silahı ver Zilan. Yaklaşma, sıkarım Baran. Bunlar birbirini yiyecek. Operasyonu batıracaklar. Hadi gidelim Ayten. Engel olmak lazım bunlara. Ev nerede Memiş? Aha, şu ev komutanım. Sen durma Memiş. Doğru otobüsüne. Hiç durma. Hadi. Gerisi bizde. Emre olur mu öyle şey komutanım? Yürü Memiş aslanım. Annenin cenazesi seni bekliyor. Hadi çabuk. Emredersiniz komutanım. Allah yardımcınız olsun. Memlekete inince ara bizi Memiş. Bilgi ver. Merak etmeyin komutanım. Ara. Gel. Yapma Zilan. Bir kaza çıkacak. Bırak! Kötü olacak! Serdar komutan! Daha ilk günden silahta bulmuş beyimiz. Ne dersiniz la siz? Ha? Çıkın gidin elinden. Haneye tecavüzdür bu. Lan çakal. Senin hanen dağdaki indir. Dağdan geldin bağdakini mi kovuyorsun? Dışarı çıksan. Ah,
Hop! Yavaş olun. O benim karımdır. Ne diyorsun sen? Ne zırvalıyorsun sen çakal? Aha! Bu da nikahın tapusudur ha! Saçmalık neyin nesi Leyla? Bir hata yaparsan bir van ölür. Yetmez. Kardeşin Asmin'i de gebertirim mi desin? Leyla ne diyor bu? Bu cüzdan sahte öyle değil mi? Susma. Susma konuş. Baran doğru söyler. Biz nikahlandık. Çıkın. Çıkın dışarı. Ne dediğinin farkında mısın sen Leyla? Evimizden çıkın. Bu çakalı götürelim komutanım. Bu silahın hesabını versin bize. Silah bana zimmetlidir komutan. Devletim alıdır ha. Aha. Çıkalım Celil. Bu işe aklım almadı komutanım. Konak. Yavuz bir. Şefik, git Asmin'i kontrol et. Nerede? Okulda mı, evde mi? Kızı kaçırmış olabilirler. Ahıra girer gibi daldılar içeri. Aferin Zilan. Sağlam konuştun. İyi bozdun komutanı. Burası bizim evimiz. Yuvamız. Biz karı kocayız. Aç kapıyı Baran. Asker buradaymış. Neler oluyor Baran? O Serdar denen komutan buraya geldi. Evi bastı. Zor kovdum onları. Nereden öğrenmişler ki buranın adresini? Böyle bir iki dikkatsizlik daha olursa operasyon başlamadan biter Baran. Aklınızı başınıza alın. Leyla nerede? Odada. Bu kız sağlam pabuç değil. Çok problem çıkaracak. Kes! O pabuçtan dünya üzerinde bir tane var. Başka da şansımız yok. Dinle beni Baran. Operasyonun ikinci aşamasına geçiyoruz. Leyla'yla albayın kapısını çalacağız. O kapı aslında sana açılacak. Ama ilk hamleyi Leyla'yla yapacağız. Leyla anahtar. Hem de eşi benzeri olmayan bir anahtar. Hala aklım almıyor. Albay beni nasıl kabul edecek ki yakın koruma olarak? O seni kabul etmeyecek. O çok sevdiği silah arkadaşının kızının kocasını kabul edecek. Bu evliliği neden tezgahladık sanıyorsun? Bugün albayın Leyla ile randevusu var. Hadi ya. Albaya iletildi.
Albay silah arkadaşının kızının evlenmesine çok sevinmiş, çok duygulanmış. Her şey planladığımız gibi gidiyor. Geldiler mi? Telefon ettiler. Köye uğrayıp oradan gelecekler. Hı hı. Nereden nereye? Bizim rahmetli Mahmud'un kızı türlü badirelerden sonra evlenip yuva kurmuş. Eşiyle ziyaret etmek istermiş. Memnuniyetle kabul ettim. Silah arkadaşımın kızıdır. O da bizim evladımız sayılır. Hayırlısı olsun. Ha, bak bir de bilezik satın aldım. Bak, onu da takalım. Babasının hatırasına da saygıdır benim için. Gelsinler bakalım. Albay eve geldi efendim. Tamam, bizimkiler de çıkacak şimdi. Köye uğrayıp geçecekler albaya. Ayrılmayın siz. Emredersiniz. Köye niye uğruyoruz ki? Unutma Baran, siz bir ailesiniz. Köyde Leyla'nın küçük kız kardeşi var. Albayıma giderken Asmin de yanınızda olsun. Aile havası önemli bizim için. Biz aslında çok büyük bir aileyiz, öyle değil mi? Berivan'a rehin tutarlar. Beni tehdit ederler. Berivan'ın hayatı için kabul ettim bu evliliği. Ama evliliğin aslı yoktur. Hareket zamanı. Leyla'yı getir. Emredersiniz efendim. Baran'la tövbe aramda bir şey yoktur. Olamaz. Kimse saçımın teline değmez. Beni niye evlendirdiler, niye amaçlarlar hiç bilmiyorum komutan. Çetin diye biri vardır bunların başında. Herhalde devletin adamı. Örgütle devletin içindeki bazı kişiler galiba ortak çalışıyorlar. Tehdit altındayım. Berivan'ı kurtarmak için bir şeyler yap. Beni de çıkarın buradan. Ne yapıyorsun burada Leyla? Hiç, oturuyordum. Salona gel. Olur. Saçma kavganız yüzünden komutanlar evi basmış. İkiniz de hata yapma limitinizi doldurdunuz. Bu size son uyarımdır. Şimdi hemen hazırlanıp çıkın. Araba bekliyor. Nereye gideceğiz ki? Köye elbette. Adetleri bilmez misin Leyla? Yeni evlenen çiftler el öpmeye giderler. Oradan da albaya gideceksiniz. Albaya mı? Babanın katilliğini soruşturman için bir şans sana. Albayım da belki yardımcı olacak sana baban konusunda. Gelelim o zaman. Babamın katilini bulmak bunları niye ilgilendirir ki? Leyla yemi yuttu. Nereden bilsin ki albayı öldüreceğiz? Hem o bilmemesi de hayrınadır. Bir yılanlık peşinde bunlar ama anlamadım. Bunların ipliğini ancak komutan pazara serer. Bir fırsatını bulup veririm komutana.
işte bir bit yeniği var ama ne. Bakıp durmayın. Araç kapıda bekliyor. Yürüyün hadi. De hadi gidelim. Sen arabada bekle beni. Ben bir lavaboya gidip gelem. Ecele etme. Adamın zaten canı burnunda. Ya üstümü ararlarsa? Yakalarlarsa ne ederim ben? Ama başka da şansım yoktur. Leyla, öldüm meraktan. Silahlar patladı, askerler geldi. Ne oldu Leyla? Yok bir şey Ayten. Bir gel. Ne oluyor Leyla? Şşş. Mektubu bizim köydeki karakolda Serdar komutana ver. Ne olur, hayatım buna bağlı. Tamam canım, tamam. Gidiyorum ben, merak etme. Sana ne anlattı, duymadık. Bu mektubu komutana vereyim diye verdi bana Leyla. Bayağı dertlenmiş Leyla. Bu kız operasyonun sonunu göremeyecek. Öyle görünüyor. Ben senin kadar acımasız değilim Fatma. Ne yapacağım ben? Arkadaşın sana güvenmiş, bir mektup yazıp vermiş. Ne yapacağın belli. Götürüp mektubu komutana vereceksin. Asmin, çok şükür. Serdar abi. Serdar abi, ablamdan haber mi getirdin bana? Ablam iyi mi? Vay. İyi. Vay benim komutanlarım. Efendim, efendim. Memleketimin kahraman askerleri. Asker kardeşlerim. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım istedim. Ama kusura bakmayın. Kızı alacaktım. Asmiye kızı alacaktım okuldan. Gittim ki, öğrendim ki buraya gelmiş. Ben de gelirken sizlere baklava getireyim dedim. Biliyorsunuz, adettir. Kızımız evlenmiştir. Biz de yeni duymuşuz, kusura bakmayın. Bu hayırlı olayı da sizlerle de paylaşalım istedim, değil mi yani? Kimmiş evlenen Serdar abi? Ah canım, yavrum. Soracaksın tabii, bilmiyor ki. Haklısın, haberimiz olmadı ki. Yavrum, ablan Leyla evlendi kızım, evlendi. Komutan abi, yaşasın. Beni de müjde vermek için mi çağırdın? İyi ama niye bana haber vermediniz? Ablam bana elbise alacaktı. Ablam Baran'la evlendi Asma. Ablam yalancı. Ablam yalan söyledi bana. Seni sevdiğini söylemişti. Neyse, götür şu baklavayı buradan Şiar Efendi. Tabii. Müsaadenizle kızımı da alayım. Gelinle damat el öpmeye gelecek de kızı da görsünler. Telaşımız vardır. Komutan, artık darısı başına. Senin de mülüvvetini görürüz inşallah. Sen de münasip birini bulursun inşallah. Şiar Efendi, bak, o elindeki baklavayı tepsiyle beraber yemek istemiyorsan ikile. Tabi, kızımı da alayım. Kalın sağlıcağına.
Bir tane al, ben yerim. Ne yapmayı düşünüyorsunuz komutanım? Belirmeden önce son bir kez konuşacağım Leyla'yla. Ne oluyor söyle Celil, ne oluyor? Ne sen sor, ne ben anlatayım Şefik. Ablamla konuşmayacağım. O sevmiyor ki Baran abiyi. Doğru konuş. Ne biçim laf öyle? Sevmez mi kızım? Sevmese evlenir mi hem? Sevmişler, evlenmişler. Benim ablasını kuzusu ya. Çek elini emmi. Sen sevmezsin beni bilirim. Üvey kızınım senin. Ablam da yalancı çıktı. Ben de hiçbirinizi sevmiyorum artık. Sevmiyorum. Kızım! Kızım! Sevsen ne olur, sevmesen ne olur. İstersen ister sevmem. İn. Aşağı. Arabayı yaslan. Ne dersiniz siz? Akraba ziyaretine gidiyoruz. Suç mudur be? Komutan ben temizim. Ne istiyorsun benden? Hakkında ihbar var çakal. Komutan ne dersiniz siz? Karakola alıyorum ikinizi. İfadeniz alınacak. Karım ne olacak? Çok konuşma bin araca. Hadi. Yürü. Yürü lan. Çakal seni... Anlatacak ne var ki komutan? Çok şey var. Nedir bu evlilik saçmalığı? Senin Baran denen çakalla ne işin var? Evlendim Baran'la. O benim kocam. Allah biliyor. Sadece senin karın olmak isterim. Kız öterse ikisini de indirer ol. Tamamdır Çetin. Leyla, evlisin, mutlusun. Her şey yolunda, öyle mi? Öyledir komutan. Kız öterse hemen bildir. Anlaşıldı efendim. Niye aradın karakolu? Niye konuşmak istedin benimle? Ne söyleyecektin? Şimdi söyle Leyla. Ben... Evet. Şimdi dediklerimi diyecektim işte. Bir iş var bu işin içinde Leyla. Seni susturan, konuşturmayan bir şey var. Yalan söylüyorsun biliyorum. Bunların hepsi yalan. Tanıyorum seni. Sen bu değilsin Leyla. Seni seviyorum komutan. Gerçekleri anlat bana Leyla. Dur komutan. Anlatacak bir şey yoktur komutan. Rahat bırak beni. Mektup?
Boşu boşuna alıkoydunuz beni. Siz de, ben de devletin hizmetindeyiz. Mesai arkadaşıyız. Ayıptır komutan. Yürü şakal, yürü. Bir laf daha edersen tabancamdaki mermilerle arkadaş olacaksın. Bir şey öğrenebildiniz mi komutanım? Neler oluyormuş? Evde söylediklerini tekrarladı Celil. Ama konuşmuyor. Bir şeyler olduğu kesin. Komutanım. Komutanım, bu hanım sizi görmek istiyor. Ben Serdar komutanı ararım. Benim? Ben Leyla'nın arkadaşıyım. Tesadüf. Evlenip komşum oldu. Çocukluk arkadaşım. Bu mektubu yolladı size. Komutan, hala anlamadın değil mi? Ben dağdayken sevdalandım Baran'a. Birbirimizi sevdik, evlendik. Yüzüne diyemedim utancımdan. Ben Baran'ı severim. Peşimi bırak, Leyla. Ya Allah Allah, kayınvalide kahve yapmıştır ya. Ya gel gel içeri, bir içelim kahvemizi hadi. Leyla'yı beklerim. Hele bir gelsin içeriz. Bu da nerede kaldı be? Zasmin, enişte de hele bir. Enişten oldum ben senin. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. De hadi la. Öğretmenimi mi öldürecekler? O ses, o adam Baran abiydi. Celil abi hatırlayınca haber ver dediydi. Ne susarsın kız Asmin? Asmin, kardeşim. Kardeşim benim, nasılsın? Hiç iyi değilim ben. De hadi işte. Tamam, Leyla kızımız da geldi işte. İçelim kahvelerimizi, hadi soğuttun. Bir kahve içip gidelim hanım. Albayı bekletmeyek hadi. Hanım deme bana. Şşş, nereye? Kız nereye ya? Albayın evine gideceksin eniştenlerle. Hadi yürü bakayım, yürü. Olanları benim aklım almadı komutanım. Leyla bacı böyle bir kız değildi. Sanki bir kabus gibi. Uyanmak istedikçe içine çekiyor beni. Nasıl bir karabasandır? Çırpındıkça batıyoruz. Komutanım, araştırdık. Nikah gerçekmiş. Belediyedeki arkadaş kayıtları inceledi. Leyla ve Baran resmen evlenmişler. Bu evlilik bir perde gibi indi gözümüze. Birileri sanki bir şeyi görmeyelim istiyor. Ama neyi? Belki de yanılıyoruz. Belki de Leyla gerçekten seviyor Baran'ı. Onların hakkında aldığım bir istihbarat daha var komutanım. Çok vahim bir durum. Baran, albayın yakın koruması olarak görevlendiriliyor. Olamaz. Yanlış istihbarat olmalı. Bu kadarı da fazla artık. Albayım terörist eskisini yakın koruma olarak kabul etmez. İstihbarat güvenilir yerden komutanım. Yavuz bir. Evet. Araç köyden ayrıldı. Sarıcalar istikametine doğru gidiyor. Cehenneme gitsinler. Orada lojmanlar var. İstihbarat doğru. Bunlar albaya gidiyor komutanım. Komutanım, albayla irtibata geçelim ha? Telsiz de olmaz. Albayla yüz yüze konuşmam lazım. Thank you.
Katilsin sen. Katil olduğunu Serdar abiye anlatacağım. Tamam. Buyurun. Buyurun buyurun, çekinmeyin. Kızım, rahmetli baban kadim dostumdu. Sen o zamanlar çok küçüktün. Mahmut şehit oldu. Yıllar geçti, şimdi yanımdasın. Tekrar hoş geldin kızım. Hoş bulduk efendim. Sayın albayım, bu da karımın kardeşidir Asmin. Ha. Gel bakalım Mahmud'umun emaneti. Heh, berhudar ol kızım. Şuraya maşallah. Bak, kocaman olmuş. O Serdar denen üsteğmen bir askeri ciple hızla lojmana yaklaşıyor. Durdurun şunu, hemen durdurun. Emredersiniz efendim. Durdur şunu hemen. Durdur dedim. Hainler tarafından vurulan babandan geriye çok az şey kaldı. Onurlu bir hayat ve birkaç fotoğraf. Aman Allah'ım. Bu nasıl olur? Albayım. Gömrevin o